Evdeki bir yayınlık hazırlıkta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? İyi, çok şükür. Bugün Selim'desiniz. Evet. Sizi tanıyalım dedik. Evet, ben Hatice Kolçak. İzmir Foça doğumluyum. Orada yaşadık. Orada öğrenimimizi gördük. Orada işe girdik. En sonunda da emekli olduk. Fakat Foça'da yaşamaktan artık bıktık. Deniz kenarında çok kalabalık oluyor. O nedenle doğayla baş başa olalım dedik ve yollara düştük. Evet. Nasıl buldunuz ilçemizi? İlçemiz çok harika, çok sessiz, sakin. Tam böyle istediğimiz yaşam bu bizim için. Hem köy hayatı var burada, hem şehir hayatı. Karışık, çok harika. Suyumuzu nasıl buldunuz? Suyunuz bir harika. Öğrendiğime göre böbrek taşlarımız falan da iyi geliyormuş. O nedenle bütün pet şişelerimizi doldurduk. Şey, kireçsiz suyumuz var. Çayı çok güzel olmaz. Ama temiz sudur. Yani biz suyu, çayımızı başka sudan yapıyoruz da içmek için buradan aldık. Evet. Nasıl, kaç gündür bir yolculuğunuz var? Valla biz 5 aydır yollardayız. Mart'ın 10'unda yola çıktık. Yavaş yavaş. Kimi yerde bir hafta, kimi yerde 10 gün, 15 gün. Mesela Çorum'da 25 gün kaldık. Oğlumuz çalışıyor. Oraya bayram tatilinde gelirse diye orada onu bekledik. Havaalanı yakın diye. Fakat o da gelemedi. Ona yani böyle kala kala geziyoruz. Şimdi Kars'tan sonra dönüşe geçtik artık. Evet. İzmir tarafına. Ama yine bir 5 ayda döneriz. Yani herhalde. Böyle sürekli dönüşümle geziyorsunuz. Evet, aynen. Emeklisiniz. Aynen. Yani tadını çıkarıyorsunuz. Evet. Allah sağlık versin. İsteyen herkese de karavan nasip etsin. Tavsiye eder misiniz? Nasıl? Zorlu kesinlikle, bir hayat. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir tek zorluğu var. O da çamaşır yıkamak. Bir de fırın mı demiştiniz? Aa, fırın dedim ama yani onu da ben hallediyorum. Tava kekleri falan yapıyorum. Onlar da hallolmuş oluyor. Ha. En önemlisi benim için çamaşır makinesi. Onu da inşallah bir dahaki seneye taktıracağız. Yurt dışından geliyormuş, bayağı maliyetli bir şey. Yeri ayarlayacak firma, karavanı aldığımız firma. Onu da en kısa zamanda taktıracağız. Nasıl, mesela günün stresi falan oluyor mu sizde de? Mesela, yani şimdi bizde hani, stres bir tek şey oluyor. Mesela, telefonlarınız açık mı? Hayır, memleketten haber alıyor musunuz? Kalkıyoruz mesela şu an. Buradan Sarıkamış'a gideceğiz değil mi? Sarıkamış'ta acaba yer bulabileceğiz mi? Önceden ben bir ders çalışıyorum. Gece ders çalışıyorum. Oradaki parkları, mesire alanlarını, kalabileceğimiz yerleri araştırıyorum. Ama şimdi internette gördüğünüzle yaşadığınız, hani canlı yaşadığınız bir olmuyor. O nedenle oraya gittiğimiz zaman halkla konuşarak bize de çok yardımcı oluyorlar. Nedense bilmiyorum, hep güler yüzlüsün, şöylesin, böylesin diyorlar. Herkes bize çok yardımcı oluyor. Burada da mesela herkes bizi evine davet ediyor. Lütfen gelin, bir ev yemeği yiyin. Biz de davet için gelmiştik aslında. O da. Çok teşekkür ederiz. Yani evimiz gayet iyi bizim. Yani dışarıdan bir tek bizim ihtiyacımız su ve de elektrik. O da ayda bir. Ama onu da taksak da oluyor, takmasak da oluyor elektriğe. Ama yine de ben önlem açısından ayda bir kere bir elektrik almayı. Akü mü var? Akü mü şarj ediyorsunuz? Yaşam aküleri var. Evet. Onlar güneş enerjisinden zaten besleniyor. Onlara takviye olarak dışarıdan da işte arada bir alıyoruz. Bir de şey, arabamızın direksiyon yanında bir kilidi var. Hareket halindeyken de yaşam akülerini doldurma şansımız var. Nasıl, siz de araç kullanıyor musunuz? Kesinlikle. Evet. Tabii ki. 100 kilometre gidiyorsak 50'sini ben, 50'sini eşim. Evet. Sabah kahvaltı ediyoruz. Her şeyi paylaşarak oluyor. Evet. Kahvaltı ediyoruz, dışarıya şey yapıyoruz, hani yola çıkıyoruz. İlk önce eşim kullanıyor. Kahve molasına girdik mi belli ki ben direksiyona geçeceğim. Kahvemizi içiyoruz, ondan sonra direksiyona ben geçiyorum. Peki doğuyu nasıl buldunuz? Doğu umduğumuzdan çok çok daha güzelmiş. Yani bizim Ege'deyken işte doğuda şu yok, bu yok, işte her şey sıkıntı falan diyormuştuk. Aslında hiç öyle değilmiş. Hayran kaldık. Doğuya hayran kaldık. Her istediğimiz var. En önemlisi insanlık var. Bizim Ege'de insanlık maalesef. Burada insanlık çok güzel. İnşallah. Belediye başkanı hele bir harika insan.
dünkü tanıştık kendisiyle. Her konuda bize yardımcı olmayı söyledi. Bugün yine merhabalaştık. Karşıdan bağırıyor bir elemana. İhtiyacı varsa hanımefendini lütfen karşılayın diye. Çok güzel. Evet, storylerinizde artık Selim'i görmek isteriz. Kesinlikle. En azından sizden sonra gelenlere de örnek olur. Tabii ki. Gruplarda şu an şey yapalım zaten. Paylaşın. Şöyle bir kısa gezinti yapma şansımız olur mu? Müsaitse böyle bir görelim. Bir, bir bakın karavanda. Bu niye 0.5 lira almıyorsun da? Benimkinde. Yavaş yavaş.